Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda Semih'le birlikte önümüzde duran ortalama 400 GB RAM'e sahip olan canavara bakacağız ve adettendir ki bu bilgisayarla GTA 5 oynayacağız. Bu arada Semih kim diyorsanız hemen sözü Semih'e bırakalım. Kimsin abi sen? MapDirect'in teknik destek ekibinin başındayım. Bugün tanıtımda size yardımcı olacağım. Çok teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Şimdi Semih sana sorularımı yönlendirmeye başlıyorum. Öncelikle böyle fantezi bir bilgisayarın amacı nedir? Bizim bunları kullanma amacımız aslında sunucu olarak kullanıyoruz. Genelde üzerinde web siteleri barındırıyoruz veyahut da yüksek işlemci kapasitesine ihtiyaç duyduğumuz örnek veriyorum sizin kafa topunun SQL sunucusu gibi sistemleri yönetmek için kullanıyoruz. Bunlar da yüksek işlemci gücüne ihtiyacımız var çünkü. Peki abi bize çok az da teknik detaylarından bahsedebilir misin bu canavarın? Bu Huawei marka bir sunucu. Şurada gördüğünüz kısımda fanlarımız var. İşlemciler, RAM'ler, RAID kartı, power. Tabii tüm sistemin üzerine kurulduğu bir anakart var. Bu sunucu üzerinde DDR4 RAM kullanılıyor. Tüm modüller 32 GB'lık, yaklaşık 400 GB bir kapasite var şu an sizin için getirdiğimiz videonun çekimi için. Bunun haricinde 2620 V4 işlemci var sunucu üzerinde. Toplamda HyperThreading ile beraber 32 core çıkıyor sunucu. Tamamdır. Burada benim dikkatimi çeken, hepsini biliyoruz da RAID kart ne işe yarıyor? RAID kartı aslında bizi yedekliyor. Normalde tek bir diskimiz olduğu zaman bu diski azalandığında bütün datalarımız gider ama RAID kartıyla birden fazla diski yedekleyip birbirine klon yapıyoruz. Abi bu arada buna nasıl bir hard disk takabiliyoruz? Bunu da senden hızlıca öğrenelim. Toplamda eğer 8 tane 1 terabaytlık takarsak 8 terabaytlık bir alan elde edebiliriz RAID kurarak. Evet, biz bugün kendi SSD'mizi getirecektik. Maalesef bozuldu şansımız arkadaşlar, içinde GTA yüklü olan. Ama yine de hard disklerle bu işi bir şekilde çözdük ama doğru yol bu değil. Bir kullanıcının bu bilgisayarı toplaması mantıklı mıdır? Hayır değil. Bunlar genel olarak veri merkezlerinde kullanılan rack tipi sunucular. Asıl amaçları dediğim gibi üzerinde web uygulamalarını çalıştırmak için üretilmiştir. Oyun için üretilmedi. Ne kadar patlar böyle bir bilgisayar diyelim, toplayacağız. Yaklaşık sadece sunucu fiyatı 3000 dolar civarlarında bu sunucu için bahsediyorum. Tabii bir o kadar da RAM'e vermeleri gerekiyor. Yaklaşık şu an üzerinde 3000 dolarlık da RAM var. Anladım. Yani toplam 6000 dolarlık bir maliyet var. Tabii ki de bunun içinde hard diskler yok. Bunun yanında ekran kartımız yok. Bunları da ekstra eklemek lazım. 6000 dolar dedik bu arada 2016 Kasım kuruna göre de şöyle söyleyelim, yaklaşık 20.000 Türk lirası ediyor. Bu kadar fantezi sistem kurduk. Neden GTA oynuyoruz? Çünkü GTA işin birazcık fantezisi artık. Biz ne toplarsak toplayalım, ne yaparsak yapalım. Abi GTA kaldırır mı diyorlar. Bakalım bu bilgisayar GTA 5'i kaldırabilecek mi? Evet millet, açtık GTA'ya, oturduk başından. Şöyle hemen bir grafik ayarlarından sizlere gösterelim. Şöyle aşağıya doğru inelim. Gördüğünüz gibi abartmaya çalıştık. Bir de şimdi oyunu açalım. Şöyle biraz yürüyelim. Evet millet, şimdi Webtekno'nun sunucularının olduğu bölüme indik. Burası fazla sesli olduğu için biraz bağırmak zorundayız. Abi nerede Webtekno'nun sunucuları? Çekelim mi abi fişi? Bence çekelim. Patrona seslen. Patron. Patron, çekmiyoruz tamam. İşin ucu yine bize girer lan. Abi bunu çekince olay bitiyor mu? Aman abi el değmesin. Tamam. Yanlışlıkla. Aha arkadaşlar, sizin webtekno.com'a girebilmenizi sağlayan olayın tamamı bu sistem. Bunu da sizlere göstermiş olalım. İşin menbaından gösterdik. Evet millet, artık yavaş yavaş videomuzun sonuna gelebiliriz. Bu imkanı bize sağladığı için NetDirect Arşe'ye, özellikle bugün çok yorduğumuz Semih'e çok teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim arkadaşlar. Eyvallah Semih. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kafanıza takılan her türlü soruyu aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bitirmiş olalım. Bu anlatı güzeldi bence. Ne oluyor lan? Tırstım. Vallahi tırstım. Tekno. Webtekno takipçileri. Millet iki tarafta duran bağlantıları tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilir. Hemen ortadan da Webtekno YouTube kanalına abone olabilirsiniz.